Herkese selamlar. Selam millet. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Nereye geldik? Saçım bozulmuş, bir dakika. Amsterdam'dayız, bir yere gelmedik. İkinci el pazarına geldik. Bir önceki videoda şey konuşmuştuk. Büyük bir işte Amsterdam'ın en büyük ikinci el pazarı kuruluyor falan. Orada değiliz. Daha küçük bir süpermarket gibi aslında. Süpermarket değil de yapı market gibi demek doğru ama içeride ikinci el eşyalar var. Rata Plan diye bir yerdeyiz. Göreceğiz içeride ne var. İnternetten baktığımız kadarıyla biliyoruz aslında. Ama ikinci el mobilyacı burası. Aynen, mobilya var, mutfak eşyaları var gördüğüm kadarıyla ama göreceğiz bakalım. Ben bir ayna istiyorum. Aslında ayna aramaya geldim. Büyük bir ayna istiyorum salona. Onu bulabilecek miyiz bilmiyorum. Hem de bize de bahane olur. Daha önce hiç böyle bir yere gelmedik. Yok. Aynen. Merak ediyorum. Burada çok fazla popüler ikinci el alışveriş. Hem eşya anlamında hem kıyafet hem her şey. Yani önce bir şey alacaklarsa önce aslında insanlar ikinci eline bakıyorlar. Eğer yoksa birinci ele doğru gidiyorlar. O yüzden biz de ortama uyum sağlamak için herkes eli dolu çıkıyor ya. Hemen gidelim çabuk. Hadi. Geldik. Kaçırıyorlar. Bitecek. Bitiyor. Saatler var. Ben bunlara bayılıyorum. Şunu çok beğendim. Ama Alper böyle şeyleri hiç sevmiyor. Evde eski falan böyle. Biraz da ürkünç ve korkunç buluyor bunları. Ama ben bayılıyorum. Sevenler varsa gelebilir. Fiyatları da çok uygun. 40 Euro'dan 100 Euro'ya kadar var ama normalde bunlar çok pahalı. Ama burada bayağı iyi. Bu arada içerisine bayıldım. Tam benlik böyle. Ve her şey var. Özellikle böyle öğrenciler için, işte bekarlar, böyle ucuz yolla ev kurmak isteyenler için ideal yani gerçekten. Çünkü buraya gelip mobilyasından, işte mutfaktaki bardağına, çanağına kadar her şeyi çok ucuza alabilir. Şöyle çok güzel piyanolar da var. Bunlar biraz antika severlere hitap ediyor daha çok. Alper'i de kaybettim. O da bayılır böyle ikinci ellere. O kendini de kaybetti bence. Orada bir bakayım. Bir şeyler bakıyor garip. Masa sandalye bölümü şöyle oldukça büyük. Arkada da vardı bir bu kadar. Orada girmiş bir şeyler bakıyor. Bak gidelim. Seni arıyoruz ya, neredesin? Tabii ki araba parçaları buldum, onlara bakıyorum. Yani bir şey alacağımdan değil de. Ne bunlar? Aha, bunlar gidiyor. Bisiklet koymak için mi? Yok, onlar aşağıda bisiklet koymak için olanlar. Bunlar portföy. Ne kadar için. Çok lazım onlar bize. Bilmiyorum, bakma. 35 euro. Peki sağlam mı sence? Sağlam da. Far. Çok güzel, alıp odaya mı koysun? Alabilirsin. Diğer eşi de var. Alabilirsin istiyorsan. Yok ya, ne yapacağım şimdi? Tek bilmiyorum ki, çok yani. Çok sevindin de o yüzden yani. Mutlu olacaksa tabii ki alıyoruz. Koltuk var. Araba koltuğu. Yok. Ben o zaman geziyorum. Bisikletler var. Şurada bisikletlere bakalım hemen. Aldık ama burada da oldukça seçenek var. Ama tabi bunlar eski oluyor. Biz böyle biraz daha binmişken yeni bir şeye binelim diye kiralama opsiyonuna gittik ama yine bisiklet edinmeyi düşünenler buralardan da düşünebilirler. Fiyatları da söyleyelim hemen gelmişken. Şimdi 135 Euro'dan başlıyor. Hatta düştü, 119 Euro'ya var ama epey eski. 119, bir tane 109'a var. Tamam, 109 euro ile 140 euro arasında. Burada değişiyor ikinci eller. Çok iyi durumda gözükmüyorlar açıkçası ama ihtiyacı olan düşünebilir. Şimdi bu arkada gardıroplar, küçük komodinler, yatak odası için dolaplar, şifon yerler vesaire, bunlar burada. Ben bunların da fiyatlarına bakalım ya. Ben de çok merak ediyorum. Şöyle gidelim. En büyüğüne bakalım. Kimisi satılmış oluyor. Bu arada satılmış olanlarda fiyat olmuyor. O yüzden şu en büyük olan 250 euro arkadaşlar. İçine de nasıl açılıyor? Açamıyorum. Kilidi var çünkü. Kilidi yok şu anda herhalde. Ciddi alıcılar için. Ciddi bir alıcı değilim. Yani mesela şu çok güzel bir şey. Şu tam benlik böyle eski kırık dökük. Çok tatlı ve 35 euro ya. Şu inanamıyorum, çok ucuz. Mesela altındaki daha sağlam, o da 35 euro. Televizyon ünitesi olabilir bundan mesela. Güzel olur. Şu 75 euro. Bu da büyük. Bayağı da uzun bir dolap, salon olabilir. Yatak odasına olabilir. Böyle. Şurada sandalyeler var. Sandalyelere bakalım. €20'ya var. €25. €20. €15. €15. Şöyle görebilirsiniz. Yüksek olanlar var, bar tarzı. Bahçe için olanlar var. Ama dediğim gibi şu ana kadar en ucuz gördüğüm €15. En pahalı gördüğüm de şu deri olanlar, €35. Şunlar. Fena değiller. Durumları iyi bu arada sandalyelerin. Kötü değiller yani. Şifon yer var bir tane. 1, 2, 3, 4 çekmecede €27. Şu. Oldukça keyifli. Yukarıda da kıyafetler var. Çocuk mama sandalyeleri görüyorum. Çocuk arabaları. Bateri görüyorum yukarıda. Evet ama ayna yok. Ayna bulamadım. Ayna gördün mü? Yok, ben üste çıkıyorum. Üste mi çıkıyorsun? Ben de üste çıkıyorum. Hadi. Bir takım elektronik aletler. Bunlar ne ya? DVD player'ler. Wow, zamanının dünyanın parasıydı bunlar. €15'ya satamıyorlar. Meraklısına. Televizyonlar var. Bunlar %100 çalışıyor tabii ki. Mesela €125 var. €90 var. Gayet uygun. Hoparlörler. Ha, küçük mutfak eşyaları var ya. Mesela fritözler arkadaşlar. Yani Hollanda'da çok popüler. Her şeyi fritözle ya da yağda kızartıp yiyorlar. O yüzden her evde bir fritöz var. Hatta çoğu evde birden fazla fritöz var. Biz tabii kızartma falan yemediğimiz için. Ama mikrodalga, fırın, her şey var. Hayır. Ben de bilmiyorum zaten. Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Çok unik bir şey bulursam böyle bir kullanabilirim. Ya böyle şeyler değil tabi de. Kaç kere yıkanıp temizlenip giymeden önce? Yok olana kadar. Ya burada yok, burada kıyafet tarafı öyle şey bir şey değil yani. Sadece olsun yani? Olsun diye konu olmuş. Normalde İtalya'da falan acayip şeyler var. Evet, yani parayla normal hayatta bulup satın alabileceğin şeyler değil yani. Çok milyonda bir ihtimalle karşına çıkacak şeyler bulabiliyorsun. Onlar alınır ama bunlar değil tabii ki de yani. Burası daha çok şey gibi, mobilya ve ev eşyasına yönelik gibi. Tabii ama mesela çocuk arabaları, çocuklar için kıyafetler ya da çocuk oyuncakları için mantıklı olabilir yani. Bir de anladığım kadarıyla zaten yani bu Hollandalılar bir şeyin canını çıkarmadan önce bırakmıyor. Ya o yüzden çok da iyi kondisyonda bir şey bulma ihtimali çok düşük. Niye? Çok aşırı kötü değil ya. Öyle mi? Kötü mü geldi sana? Canı çıkmış yani. Ya bu tam şey yani, bit pazarı. Aynen. Şurada plaklar var. Yani ikinci elden ziyade tam bit pazarı. Evet. Plak sever ve koleksiyonerler gelip bakabilir. Bir şeyler çıkabilir. Yani anlamadığım için. Biz anlamadığımız için. Ay, maskeyi çıkartabilirim, doğru. Aslında içerilerde de burada artık serbest de maskesiz biz güvenemiyoruz yani. Yemiyor. Şimdi biz aynayı bulamadık. Neredeyse ayna hiç yoktu. O zaman, o yüzden şöyle diyebilirim. Gerçekten içeride her şey var. Ayna yok. Aynalarım kırılıyor falan olabilir, ne bileyim. O yüzden şimdi... Nereye gidiyoruz? Gidecek miyiz Ikea'ya? Bilmiyorum ben. Şimdi yolda karar veririz. Aynen. Ikea'da var tabii ki aynı ama şimdi bilmiyorum gidip gitmeyeceğimizi şu an. Bakalım. Çok yakındı. Arabada bayağıdır yıkanmamıştı. Ya yağmur yağıyor ama en azından üzerindeki pislik gitsin. Az da olsa. Yıkamalar benim aşırı hoşuma gidiyor ya, çok eğlenceli. Benim hiç hoşuma gitmiyor. Arabanın anasını ağlatıyor ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Buraya her geldiğimizde farklı ödedik. İlk geldiğimizde 12 €, ikinci geldiğimizde 21 €. Şimdi 13 € ödeyeceğiz bence çünkü orada gördüm fiyatını. İlk de bir girişte birisi var işte, size bir ticket veriyor. Çıkışta ödüyorsunuz sonra onu. Unutma. Evet. 3, 2, 1. Devam. Arabasına gözü gibi bakan birisi tek tek su kaba baloncuklarını böyle o elindeki hava tabancasıyla püskürtüyor. Ikea'ya geldik. İnternette bakmıştım, burada bir ayna güzel gözüküyordu ama ona bir bakacağız. Hem de biraz dolaşacağız, ne zaman da gelmemiştik. Bir de marketi kapalıydı koronadan dolayı, Ikea marketi. Biz o Ikea köftelerine bayılıyoruz. Onlardan alıp evde yapıyoruz. Onlardan da alırız. Ikea marketten alırız. Bir de böyle çok güzel patatesli şeyler var. Patates püresi gibi. Fırına atıyorsun ama dondurulmuş. Brokolili, kabaklı, sebzeli böyle. Çok güzel. Onlardan da alırız. İnşallah bozulmaz. Ne bozulma. Onları aldıktan sonra aşıya gideceğiz biz. Tamam işte en son çıkarız artık. Bir de bugün ikinci aşımızda olacağız biz. Söylemiş miydik hatırlamıyorum. Yok, söylemedik galiba. Zamanı ona göre ayarlarız artık. Yani buradan çıkışta hani yaşı 5 dakika zaten. Öyle. Çok kaba Ikea. Evet. O yüzden maske takıyoruz. Biz maske takıyoruz. Kimse takmıyor. Yani biz takıyoruz. Yani çok az var takan yani de. Bir de koltuk bakacağız. Yatak koltuk. Koltuk yatak. Misafir. Misafir için. Misafir için. Ama misafirleri bizim yatağımıza yatırıp kendimiz orada yatmayı planladığımız için yapacağız. Bakalım. Misafirine göre değişir. Önemli misafirler bizim yatakta yatabilir. Önemsiz. Çok iyi. Hadi gezelim ya. Yasak burada ya. Burada çekim yapmak. Kim dedi? Geçen sefer uyarmışlardı bizi. Öyle hatırlıyorum. Saçlarım da Rüştü Reçber gibi oldu ya. Ne toplu kestireceğim. Hadi. O kadar kalabalıktı ki. Değil çekim yapmak. Yani böyle yürümek, alışveriş yapmak, böyle bir şeyler almak inanılmaz zordu. Aynayı bulamadım. Daha doğrusu stokları bitmişti. Ama dedi ki Alper üzülme dedi aşkım dedi. Nerede varsa gidip oradan alırız dedi. Ben de baktım Groningen'de var. Buradan 2 saat uzaklıkta. Dedim ki burada varmış. Tamam dedi gideriz dedi. Haftaya dedi. Sen yeter ki... Haftaya mı dedi? Vay be. O kısmını ben eklemiş olabilirim. Ama hani gideriz dedi. Ben dedim ki yani acil lazım. Neyse ama... Çok acil lazım. O kadar acil lazım ki. Sonuç olarak market alışverişini yaptık. Alper çok mutlu. Onun sevdiği İsveç köfte toplarından aldık. Bol bol. Tavuklusu var burada. Evet, onu çok seviyor. Az önce şey diyordu, eve gidip kaç tane yiyeceksin Alper? 20 tane falan. 20 tane yiyeceğim diyordu. O yüzden çok hızlı ve acele bir şekilde çıktık. Hemen gidip yememiz lazım. Ben de size şunu göstermem lazım. Burada Christmas zamanında şöyle bir şey, bu bir atıştırmalık hamur topları, içinde tarçın var. Ama böyle o kadar yumuşak, o kadar güzel ki ben bundan Ikea'da çok acıktım. Ama tansiyonum düştü, bayılacağım. Böyle ilk elime bu geldi ve bunu açtım ve yedim. İlk alacağımız zaman yılbaşında tam taşınmıştık. Böyle sürekli alışverişe geliyoruz Ikea'ya ama yorgunluktan ölüyorum. Bunu bir yedim. Allah'ım ben böyle bir şey yemedim hayatımda. Çok güzel. Acayip bana güzel bir şey. Ben biliyorum. Ondan sonra her geldiğimizde bundan paket paket aldım. O kadar çok almışım ki 2 tanesinin tarihi geçmişti hatta, yani birkaç ay sonra attım. Sonra bir daha geldim, bulamadım. Herhalde muhtemelen kışın Christmas zamanı oluyor diye. Şimdi yeniden gelmiş. Arkadaşlar ben de bunu birazdan açıp yiyeceğim. Hadi çıkalım gidelim, daha aşı. Hadi gidelim. Sonra güzel. Daha aşı olacağız. Hadi. Işığı kapat ya. Aşımızı olduk. 2. dozumuzu Hollanda'da. Ama yine bir şeyler eksik yapmışız. Bir tane sarı böyle aşı pasaportu gibi bir şey almamız gerekiyormuş ki bunları işletebilelim diye. Okey, sorun değil yani. Başka bir gün de gelip yapabilirsiniz, satın almanız lazım önce bir sarı pasaport dedi. Tamam dedim. Şu an kapalı dedi. Yine tamam dedim. Tamam dedik. Yani tekrar gezeceğiz. Ama şeyi söyleyelim, canımız çok yandı. Türkiye'deki bizi aşılayan hemşireye buradan selam söylüyorum kendisine. Teşekkür ediyorum. Eli çok hafifti. Evet. Buradaki şöyle yaptı. İlk ben oldum. Böyle baktım. Acıdı canım. Neyse dedim, sesimi çıkarmışım. Canım tatlı matlıdır. Yani bana mı öyle geldi anlamadım. Sonra baktım Alper nasıl benden sonra aşı olacak. Baktım kadın böyle yapıyor şeyi. Dart atar gibi böyle. Darta ok atar gibi. Alper çok acı diyor. Çok acı diyor. Söktük oğlum ya. Kolumuzu söktü kendisi. O yüzden. Ama bundan sonrası önemli. Ne kadar bizi göçertecek, nasıl bir semptom yaşayacak mıyız, yaşamayacak mıyız açıkçası bilmiyoruz. Göreceğiz. Önümüzdeki günlerde. Abi, saçlarım çok iyi yalnız ya. Tam Rüştü Reçber gibi oldu saçlarım ya, of. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Instagram'dan haber veririz yataklara düşersek. Bakalım. O zaman bugünlük yoğun bir günün ardından Burayı kapatabiliriz. Aşı olduk ya. Gidip bayılalım, biz yatalım. Bir sonraki videoya kadar herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Yoruldum. Hoşçakalın.